Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Kastamonu'da belirli yerlerden okuyacağım. Mesela 230'dan başlıyorum. Yani baktım bunu tarzda istiyorlar. Yani bu tarz yani laikalar ne oluyordu? Şimdi devamlı değişken bir dünyada olayları ve hadiseleri değişken. Gelen gidenler, rüzgarı, bulutu, mevsimleriyle devamlı değişken bir dünyada değişken bir vücutta değişken bir fikir ve hayal, hislerle, düşüncelerle donatılmış, onun üzerine nasıl ciddi bir şey bina edeceksin? Yani daha ruhumuzla bedeni, akılla gözü, ayırt edememiş insanız yani. Bedene biz demişiz, onun üzerine soruları ve gayeleri yüklemişiz. Peki, ne yapıyor? Yani neyi, ne zaman, nasıl yapacağımı, nereye, nasıl isabet ettiğini nereden bileceğim? İşte onu okuyoruz. Mesela şimdi şeyle başlamak istiyorum. Niçin insan bu derslere ihtiyaç duymaz? Gelir biraz okur. Ondan sonra dinler, cami vaazı gibi kabul eder. Hocadan bir şey duydum. Ben hoca da değilim ya. Çalışıyorum farklı. Bunlar benden naklediyor. Bildiğimiz kitaplarda. Ama ihtiyaç hissediyorum. Okumaya niçin ihtiyaç hissetmez insan? Bildiği halde. Bildiği halde dine ve Allah'a niçin ihtiyaç duymaz? Soruyu biraz da genişleteyim. Toplumda Allah'a niçin ihtiyaç duyulmaz? Allah'a inanmak ihtiyaç mıdır? Ahirete inanmak ihtiyaç mıdır? Niçin insanların ekserisi bu ihtiyacı hissetmez? Yani bu soru. Şimdi onunla başlıyorum. Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye her şeyin fevkinde olduğu gibi. Risale-i Nur'un hedefi iman hizmeti. İmana hizmet ediyor. İmandan daha değerli neyimiz var Mehmet? Bir şey yok. İnsanda bir şöyle düşünsün. İmandan daha değerli neyimiz var? Hiçbir şey. Ama onu koruması noktasında çok ciddi olmak lazım ki onu kaybettin mi? Şu anda rahatız da bu koltukla vesaire. Oturuyoruz bu sıcak ortamda, ışığın altında. Ama böyle gitmiyor ki. Değil mi? Bak hoppa, bu akşam birisi gitti. Akşam yatsı arası gitti. Değil mi? Ha bugün ziyaret edeyim, ha bugün bu hastayı derken bu akşam gitti ya. Yani bir saatlik bir hadise, belki de bir buçuk saat gidiyor. Yani devamlı öyle bir şey. Ama bir de gittikten sonra telafisi mümkün olmayan bir aleme gidiliyor. Ama insanların ekserisi sağır olup kör olmuşlar, belki divan olmuşlar ki bu hakikati anlamıyor, görmüyor, düşünmüyor. Sanki kendisiyle hiç alakası yok. Biz niye böyleyiz? O. Risale-i Nur imana hizmet ediyor. En insanın en kutsi şeyine. Tarikat ise Müslümanın cennetteki makamını genişlendiriyor. Cennetteki makamını genişlendiriyor. Bu zamanda her şeyden ziyade onlara ihtiyaç var, imana. Fakat kimler hissetmez? Burayı kaçırmayın. Bazen söylediğim var ya, şurayı kaçırmayın. Ondan sonra uyuyabilirsiniz. Ama orayı kaçırmayın, o cümleyi. Şurayı kaçırmayın.
Kimler mesela geniş daire düşünürsek, kimler Allah'a ihtiyaç hissetmez, kimler ahirete ihtiyaç hissetmez, niye lakayt olur? Gel biraz dairemize, niye bildiği halde gelmiyor, devam etmiyor, istikrar yok, okumuyor? Derecesine göre söyleyecek. Ben bunu söylüyorum diye ben bunun sahibi değilim, tespiti de değilim. İlk önce muhatap benim. Şimdi okuyacağım cümleyi ona göre değerlendir. Benimle alakası yok. Diyor ki niçin hissetmezler? Hissetmiyoruz. Kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatla şımartmış mülhitler veya insanlar imandaki hakikatin derece-i ihtiyacını inkar ettiklerinden. Yani öyle bir ciddi ihtiyaç değil ki Allah'a inanmak, ahirete inanmak, kitap okumak. Kanun aynı. Bir daha. Kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatta şımartmış. Nefsini şımartmış. Nasıl kalkacak şimdi kumandasın var? İnternetinde eskide cep telefonu zannediyordum. Bağlamış koca duvara. Ruhların mezarlığı anlamına gelen YouTube'dan nasıl çıksın? Çocuk delirtme aleti olan televizyon anlamın televizyonun manası oymuş. Nasıl çıksın? Nasıl gelsin? Niye gelsin ya? İhtiyaç hissetmiyor. Nasıl? Niye okusun? Bak. Kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatla şımartmış. İmandaki hakikatin derece ihtiyacını inkar ettiklerinden ehli dini, diyanet ve ehli ilmi sevk eden, tahrik eden makasid-i dünyeviye ve ihtiyacatıdır diye itham ediyorlar. O ithama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Mesela ya imansız mısınız ki imanın dersini dinliyorsunuz? Sonra bir bakıyoruz ki imanı zedeleyen, ortadan kaldıran o kadar esbab var ki hafif bir tarafkir oluyorsun siyasete, duman olup gidiyorsun. Mesela en basiti. Hadiseler, gelişen hadiselere karşı enerjimiz olmayınca altında eziliyoruz. İman nurdur hem kuvvettir. İman sabit bir şey değil ki, devamlı değişkendir. Büyür, küçülür, ufalır, daralır, yok olur, var olur. Sabit bir şey değil ki. Yani yaptık da koyalım kenara. Öyle bir özelliği yok. Hasan abi devamlı değişkendir. Gidiyor, geliyor, büyüyor, küçülüyor, ufalıyor, parlıyor, katılaşıyor, anlamsızlaşıyor, anlamlanıyor. Bir tuhaf ya. Sabit değil. Yani namazın şekli gibi böyle bir sabitiyet yok. Onun için derler ki bunu bilmeyenler. Ya diyor imamı var diyor herkes diyor. Daha onu daha herkes niye ders alsın diyor. Zannediliyor ki usul bakımdan iman esasları kaçtır? 6. 100 defa da okusan bir defa da okusan gene 6'dır. Ya o usul ya teorik budur. Pratiği değil ki. Allah nasıl geliyor? Ben kim başta? Allah bize nasıl geliyor? Hayali bir şey geliyor ya. Hayali bir enerji boyutu. Sanki böyle uydudan gelen bir dalga boyu gibi geliyor. Sebebi, niye böyle sebebi geliyor? Çünkü bedele biz demişiz de ondan. Yani Allah'ın niçin hayali geliyor? Kendimiz hayal gibi zannettiğimizden dolayı geliyor. Yani şu, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum diyen o ben var ya ben her derste diyorum ki, onu vurgulamaya çalışıyorum, otursunlar bize. Benim ruhum diyen, benim kağıdım, benim kitabım diyen gibidir. Bununla ben ayrıyım. Ruh değilim ben. O ben olan beni ne kadar fark etti, kaç kişi fark etmiş? Beni bu zannetmiş. Ben buysam Rabbim de bu cinsten olması lazım. Onun için Allah'a cismen istiyorum. Cismen istememin sebebi temeli kendimi beden zannettiğimden. Bu benim. Benim sahibim de benim cinsinden olsun.
Başka? Her şeyi göze indirgemiş. Aklı göze inmiş diyor. Oysa kulakla bilinen, görülen, anlaşılan, hissedilen, fark edilen şey burun, dil, el, göz, akıl, kalp, his, latife, maneviyat, vicdan, ruh, şefkat, merhamet, haya, vefa gibi his, duygu ve latifelerle hissedilen hepsi farklıdır. Dil ile hissedilen, kulakla bilinen aynı olur mu? Niye her şeyi göze indirgemiş? Gözüm görmediğine inanmam diyor. Çünkü ben denilen şey göz zannetmiş. Yani bedene ben demiş. O zaman sanatkarı da ben cinsten olacak. Yani adam buna ben demiş. Ona nasıl anlamış yapacaksın yani? Ben diye tanımlamış. Kim aleminde rahatça Allah oturur? Bedene ben demeyen. Şu binanın içindesindir diye. Bina sana benziyor. Sen binaya benziyor musun? Dışarıdan baktıkları zaman binanın içinde oturuyorsun diye senin duyguların, hislerin, fikirlerin, gayen, davan, hayatın, hislerin, latifelerin binaya benziyor mu? Ama binanın içindesin. Bina bedendir, içinde oturan ruhtur. Onun gibi. Yani bunu ayırt edememişse, binaya ben demişse, saniyini yani Rabbini de beden cinsinden istiyor. Beden cinsinden istiyor bu sefer. Bu sefer kendisi nedir o? Bedende hüsten nerede? Hayali. Yok ki, tutulmuyor ki. Ben nerede? Bununla bilecekti Allah. Kendisini hayal seviyesine indirmişse bilin onunla bilinecek şey olan Allah'ta hayal olur. Yani sabit bir oturmamış ki aleminde kendi benliği. Kendi aleminde yani sabit oturdu mu? Oturmadı. Kendi aleminde sabit oturmadı. Ne oturmadı Nizam? Kendisi. Onun için ne demiş? Her şeyde men arefe nefse fekat arefe rabbehu. Yani tanırsan kendini, tanıman gerekenleri çok rahat tanırsın onunla. Rabbini ondan sonra tanırsın. Biz kendimizi nasıl tanırken ben neyim denilince Ahmet, Hakan kaç kelam ederiz? Kaç dakika konuşuruz? Ben kimim? O kadar. Yani kendisi hayal seviyesinde ise bununla bilinecek Allah da hayal gibi olur. Ondan oluyor. Ya. Bu sefer kendimizi bedenle ifade ettiğimizden kendi hakikatimiz olan ben olan beni ruhun arkasında olduğunu onu tanıyamadığımız için onu netleştiremediğimiz için onun ihtiyacını da bedensel ihtiyaçlar cinsine zannediyoruz. Yiyor, içiyor. Ondan sonra yatıyor, kalkıyor. Allah da o cinsten zannediyor işte yani. Yani tamam der. Bu dine bu sefer ihtiyaç niçin duymaz? Bu kadar canım der. Kendisini tanımayı ihtiyaç duymayan Allah'ı tanımaya ihtiyaç duyar. Kendisini tanımayan Allah'ı tanır mı? Kendisini hayal seviyesinde bilen Allah hakikat seviyesinde bilir mi? Kendisini anlamlandıramayan Allah'ı nasıl anlamlandıracak? Kendi tanımaya ihtiyaç hissetmeyince Allah'ı tanımaya ihtiyaç hisseder mi? Kendi ruhunu ve maneviyatını kilitlemiş ve bastırmış ve susturmuş, ahiret, ezel ve ebed ihtiyacını tıkamış, onu dinlemeyen bir insan Kur'an hakikatlerine risale okuma ihtiyaç duyar mı? Duymaz. Bundan işte diyor ki, niye duymaz? Kalbini öldürmüş. Öyle bir şey yok ki ne? Kalp derken bu pompa. Sonra nefsini hevesatta şımartmış. İmandaki derece ihtiyacını inkar eder. Kalbini öldürmüş veya günahlarla kirletmiş. Nefis tiryakiliklerle, göreneklerle tiryaki olmuş. Görenek. Tiryaki olmuş.
örf, anane, kültür, gelenekten gelen bir de din varsa, öyle hayali bir Allah işte, olsa dine ihtiyaç hissetmiyor. Ve diyor ki, herkes bir Allah'ı bilir diyor, daha yeni izaha ne gerek var diyor ya. Nasıl biliyor Allah? Ana babadan kalan miras toprak var ya ev gibi, Allah da ana babadan kalan miras gibi biliyor. Öyle bir din kalmış. Ya bu bedbaht muhnitler veya gafil Müslümanlar katı bir surette iskat etmek, bil fiil maddeten öyle fedakarlar lazım ki dünyanın en mühim meşgaleleri, belki büyük zararları onların hakaiki imaniye ihtiyaçlarını susturmuyor. Peki kimlerin şey yapmıyor? Susturmuyor. Niye susmuyor? Eğer kalbi, aklı, ruhu, vicdanı uyanmış, fark etmiş, farkındalığa gelmiş kişiler, bu usanma olmuyor. Ülfet de olmuyor. 89. sayfada da şöyle diyor, bir de oradan okuyayım. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet imani en emniyetli bir vazifedir. Çünkü o hizmet-i imaniye ben olan beni tefrik ediyor. Diyor ki bu bedendir diyor. Bu dimadır diyor. Bedene yedir içir. Bedenin gıdası bu. Aklın gıdası fikir. Vicdanın gıdası ibadet. Ruhun gıdası iman. Yani terk ve tecerrüt. Yani kalbin gıdası hurafelerden, bidatlardan, günahlardan uzak durmak. Gıdası o. Ruhun gıdası ise kıblesine konmak. Şimdi bunları tanımladın mı? Aa, Allah Allah. Bu sefer insan o hakikatları tefrik ettiğinde, ha bu bedendir. Tamam, sureti de öyle mesela. Dünya nedir? Ahiret orası, öteki arsa. Dünya burası. Öyle değil yani. Mesela bitişik arsa var ya şu Hasan Emin'in ufalda. Orası ahiret olsa, burası dünya olsa. Yani ahirete gidiliyor. Nasıl diyeceğiz başka? Oluyoruz işte. Bir gitme mitme yok yani. Buradan ruh oraya, orada oluyor işte. E ne yapalım? Gidiliyor dinleyin. Yani çekirdekten ağaç çıkınca çekirdeğin içindeki ağaç bir yere gitmiyor ki. Açılıyor. Bir yerden bir yere değil. Zaten vardı. Mesela şöyle diyeyim. Yoğurtu bezle kapattınız. Örtü nerede? Yoğurt orada. Örtü buraya koy. Tencereyi oraya koy. Olur mu? Dünya nedir diyor usta? Ahiretin üzerindeki tenteneli perdedir. Perde neredeyse hazine de oradadır. Hatta usta şöyle diyor gayrimünteşirde. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından ortaya çıkacak diyor. Muhakemat 91'de de şeyi zıttından inikas ettirir diyor. Her şey zıttından çıkıyor. Bu dünya nedir ahiretin? Suretidir. Suret nerede? Hakikatte ötelerde. Suret hakikatin üstünü kapatıyor. Mesela bana bakıyorsunuz. Ceset bu. Ben bu muyum? Nerede hakikatim? Bu mahaliyette. Herhangi bir mekanım yok ama. Bu surettir ya, ben bu muyum? Surettir. Çok iyi biliyoruz ki ben bu değilim. Arka taraftayım. Ha, ben ile bu beden ne kadar farklı ise dünya ile ahiret o kadar birbirine farklı. Ben neredeysem vücutta, ahirette dünyanın orasında. Odundan nur neredeyse ahirette dünyanın orasında. O ateş odunu neresindeyse cehennem de dünyanın orasında. Psikoloji, buhran ve bunalım benim neremdeyse cehennem de dünyanın orasında. Surur, neşe, saadet, huzur, neşe ben de neredeyse cennette dünyanın orasında. Kısacası, buz neredeyse su da oradadır. Buz surettir, su hakikattır. Dünya surettir, ahiret hakikattır.
Bunu ayırdık mı? Ha, bunun ihtiyacı bu. Kulağın ihtiyacı ses, gözün ihtiyacı görmek. Burnun ihtiyacı koklamak, tatmak, aklın düşünmek. Vicdanın dostu düşmanını belirlemek, kalbin sevmek. Ruhun ise kıbleye koymak. Hepsi farklı bak. Demek ki her şeyin fevkinde hizmet imani emneti bir vazifedir. Yani bunu bilirsek, ha hakikaten öyle. Hizmet imani çok lazım. Adam imanı duman olmuş, dostu düşmanı alt üst olmuş. Al şu tesbihi, 5000 tane şey çek. La ilahe illallah çek. 50.000 tane çekse ne olur ki? Fikri değişmeyecek ki. Hissi değişecek. Yani onun karşılığı mutlaka var. Tesbih hissi geliştiriyor. Fikir ise başka bir şey. İlim daha başka bir şey. Duygu daha başka bir şey. İman eki hizmeti nedir? Kendisi bir pakettir. Şeye benziyor mesela bir yemek yedin veya su içtin. Mesela şöyle. Nereye gittin? Artık nereye lazımsa hepsi tevzi edilecek. Dağıtılacak. Nereye lazımsa. İman hizmeti böyle. Çünkü imanın içeriği Allah'tır. Bir daha. İmanın içeriği, mahiyet ve hakikati Allah'tır. İman. İddialı bir ifade. Evet. İmanın her şeyin dedik ya, her şeyin gelmiş geleli sureti var. Her şeyin kanuniyeti var. Hakikati var, mahiyeti var. Bunu tefrik edersek çok rahat ediyoruz. Yani ahiretten edersek. Kabiri de yapacağım, imanı da yapayım. İmanın sureti eylemdir. Yani davranışlarındır. Niye yapmıyorsun bunu? Niye haram yemiyorsun? Niye bakmıyorsun? Niye uzak oldun? Niye namaz kılıyorsun? Senin eyleminde diğer insanlardan farklılığın imanın suretidir. İmanın sureti eylemdedir. İmanın kanuniyeti insanda teslim, tevekkül, itimat ve kanaattır. Veya ats, fark, noksan, kusurunu devrühte etmektir. Tamam. Kanuniyeti bu imanın. Hakikati ise esma-i ilahiye ve sıfat-ı ilahiyenin bütünlüğüdür imanın. Mahiyeti ise Allah'ın zatının nurudur. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur diyor. 42 işaretleyeceğiz. İçerisini yani imanın mahiyeti içerisi Allah'tır bilmiyoruz. Ama eylem demek bak sureti, kanuniyeti hakikati mahiyet. Şimdi kabir yapayım. Herkesi korkutan kabir yapayım. Mehmet abi. Kabir yapıyorum. Sureti nedir? Mezarlıktır. Çamur, patak, perdelikleri koymaktır. Kabrin sureti budur. Mezara girmektir. Kanuniyeti ise, kanuniyeti, ruhun bedenden çıkmasıdır. Ruh çıktı, bedeni soktuk oraya. Ruh nerede? Ne işi var orada? Gitti işte. Müslüman ruhundan bahsediyorum. Hakikati nedir? Yağmur mu yazdırılıyor? Maşallah. Maşallah. Hakikati nedir? Ölümün hakikatini söylüyorum. Ölüm, mevt. Sureti mezara girmektir. Kanuniyeti insanın içsel alemindeki ruhun bedenden çıkmasıdır. Hakikati nedir? Mevtin. Yuhi ve yumit esması. Yani mevt esması aktifliğidir. Mahiyeti nedir ise? Hay sıfatıdır. Yani bu bedende, kafeste bulunan ruhun imbisat mikşafı sonsuz ve ezel ve ebede ihatasıdır. Yani ruh bu kayıtın çıkıyor. Hay sıfatına mazhar olmaktır. Hay. Bak zahire bak. Sureti bu. Bunu tefrik ettik mi? Ha ben bu risale okumam lazım ya. İmanımı inkişaf ettireceğim. Suretten kanuniyeti geçireyim iman okuyarak. Kanuniyetteysem ya hakikati de olsun ya, mahiyeti de olsun. Ama sırf zannediliyor ki iman namazdır, oruçtur. O zaman gerek yok ki zaten kılıyorum. Ama biliyoruz ki bütün namazlarımız, oruçlarımız haletimize göre değişiyor. İşte o haleti can tutur. İman hem nurdur hem kuvvet. Demek ki her şeyin fevkinde hizmet imaniye emniyetli bir vazifedir.
arkadaşlar, iman. Ha bak, 1,5 saat önce Cemil Hoca'nın babası, değil mi? Gitti. Şimdi dersten sonra bir gideceğim. Ne oldu şimdi Nizam kardeş? Bitti değil mi ezeli ebedi? Nokta. El fren çek, takos kal. Bundan sonra sonsuz. Ne doğdu, öldü, bütün hayatı, yani fiili, fikirleri, düşünceleri, hisleri, dostu, düşmanı paketlenecek, sıkıştırılmış zaten, onun adı çekirdektir. Ezeli ve ebedi bir alemde ağaç olmaya gidiyor. Çekirdeğe göre ağaç. Ezeli ve ebedi, bir daha tamiri, telafisi, taklidi, yeniden denemesi yok. Hayatı ıskalamayacağız. İskaladın, ıskaladın. Gitti, geçmiş olsun. Bedeli de çok ağır. Hayatı ıskalamayacağız. Çok ağır olduğu için bedeli, peygamberler gelmiş. Bizim adımıza sıkıntı çekmiş. Mucizeler göstermiş, kitaplar göndermiş. Allah inayet etmiş, dersler yaptırmış. Bize bu dersleri getirmişler. Ya ne kadar uğraşmışlar bu dersler bize gelene kadar, değil mi Nizam? Mesela biz sen nurları tanıyana kadar bak, Allah neler sana yaptırmış. Hep Allah yaptırmış. Hem keyfiyet ise keyfiyete nispeten emniyeti azdır. Yani sayı çokluğu mühim değil o. Muhammed Ali bazıları diyor ki, siyasi lider için diyor ki, ya abi diyor, o adam tek adam. Ölen iki tane olsaydı o adam olmazdı ki. İki tane Gazali olur mu? İki tane Rabbani Hazretleri olur mu? İki tane Bediüzzaman olur mu? İki tane Hazreti Muhammed olur mu? İki tane Hazreti Muhammed olsa aleyhissalatü vesselam başka bir şey olur mu? Bu iş böyle. İki tane haşa Tanrı olur mu? Menfiye Tanrı diyor. Böyledir zaten. Her şey en kaliteye doğru gittikçe aza iner. O kalitede nerede bulacaksın? Demek ki adet çokluğu kaliteye göre emniyeti pek azdır. Başka cümle, bak cümle cümle gidiyor, dikkat edin. Hiçbiriyle ikisiyle alakası yok gibi gözüküyor. Kur'an'da ayetler var ya, velcibale evtâdu ve halaktank mezvâca. Ne alakası var ya? Dalları direk yaptım diyor, sizi çift yarattım diyor. Bak şimdi cümlelere de bak bak. Bu da birbirini hiç şey yapmıyor. Her şeyin hakaik imaniye bu zamanda hizmet imaniye en emniyetli bir vazifedir. Tamam. Başka bir şey. Kemiyet keyfiyete nispeten emniyeti azdır diyor. Bu da başka bir şey. Devam et aynı mana. Hayır, başka bir cümle şimdi. Hem muvakkat ve mutavil siyaset alemleri ebedi daimi sabit hidemat imaniye nispeten emniyetsizdir. Yani edebiyatta giriş, gelişme, sonuç var ya. Böyle bir şey, bir mana koyarlar romanda veya bir insan bir hayatını ve bir şeyin. Nokta koyarsın, devam edersin, kanununu anlatırsın, sıfatını anlatırsın, eylemsel, ama aynı mana devam eder. Birbirine kopuk. Ne anlıyor? Hakaik imani bu zamanda her şeyin fevkindedir. Kalite, adet bakımından diyor, kıyas edilmez diyor. Sonra muvakkat siyaset, dünyevi hadiseler diyor. Bakiyebedi hadiselere göre hiçbir şey yoktur diyor. Sonra Nizam görüyorum, ben buradan okuyorum. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz dedi. Bu da hiç alakası yok. Başlı başına bir cümle. Bir daha söylüyorum. Ahmet'e çok güzel. Vel cibale evtada ve halaknakum ezvaca ve cennanamekum subata. Zaten 15. sözde var. Ya diyor, bir oradan atlıyor, bir oradan atlıyor diyor. Ya bir şey devam ettirmiyor Kur'an diyor. Kur'an roman kitabı değil ki, tarih kitabı değil ki. Hepsi müstakildir. Nazm-ı maniyle hepsi bir bütündür. Ha işte. Ha? İçeriği izah ediyor. Devam edeyim bak, gene farklı bir cümle. Bilmem böyle bakmış mıydınız? Başka? Bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Kanaat edeceksin kardeşim bu hizmete. Gelmiş geleli. İki tane şey üzerine çok duruyorum, durdum. Allah durdurdu. Şahs-ı manevi, iştirak amal uhreviye. Şahs-ı manevi neydi? Bütün nurcuların geçmişteki, gelecekteki, anda olan bütün nurcuların doğru amelleri, haramı değil. Koy tencereye, akıllarındaki fikirleri koy. Tamam, koydun mu abi? Koydum. Vicdaniyatını koy.
Kalbi duygularını da koy tencereye. Bütün nurcuları. Ruhunu da koy. Karıştır. Oradaki tenceredeki akıl nedir? O akıl bütün nurcuların aklının toplamı bir akıl. Vicdanlarının toplamı kadar bir vicdan. Kalplerinin toplamı kadar bir kalp. Ruhlarının toplamı kadar bir ruh. Bu şahsi manevi. İlle insan görmek istiyor ya, ustad gitti, baristleri gitti falan. Risale-i kitap nasıl böyle insan yok? Bak nasıl. Şimdi bu şahsi manevi, ruhanevi neye benziyor? Ben olan ben. Ben olan benim vücudu var mı? Ruhanidir, manevidir. İnkar edebilir misin? Benim cesedim, benim ruhum, aklım, benim ruhum, benim aklım diyen o işte o. Vücudu yok ya böyle tutulacak. İşte bu şahsi manevi. Vücut mu görmek istiyorsun? Onu da göstereyim. Şahsi manevinin vücudunu göstereyim. Ustad diyor ki her bir nur talebesi şahsi manevinin azalar hükmündedir. Kimisi gözdür bu şahsi maneviden. Yani gözdeki hücre vazifesini yapıyoruz. Kimisi akılda çalışan hücrelerdeniz. Akıl bölümünde çalışan bütün nur talebeleri şahsi manevinin aklıdır. O bilimde çalışıyor. Kalpte çalışan, kalp biriminde çalışan nur talebeleri, kalbi meydana getiren hücredir. İşte diyor ki ustad, şahsi manevinin diyor, azaları hükmündeyiz. Azaları biter de 5 milyon. Ya kardeşim gözde kaç tane hücre var? Ben gözde vazife yapıyorsam sen kulakta vazife yapıyorsun. Ötekisi de middede yapıyor, ötekisi de elle yapıyor, ötekisi akılda, ötekisi kalpte yapıyor. Ha. Her bir nur talebesi şahsi manevinin bir hücresidir. İcraatını nasıl yapıyor sorarsak, kalbine bir meyil, aklına da bir fikir koyuyor. Ya ben derse gidiyorum ya. Ahmet Uzun diyor ki, aa ben derse geldim. La kalbine, liyakata göre tabii. Kalbine şahsi manevi koymasa, kafana fikir, kalbine de meyil koymasa, Misis'te niye geldi adamlar? Eksik mi bunlar ya? 150 kilometre var değil mi neredeyse? Misis'te niye geliyor? Hem de genç. Akılsız olması lazım. Hem de cepten para veriliyor. Bir şey de alınmıyor. Ya bu para dağıtılmıyor. Niye geliyor? Şimdi ben geldim ya. Neyi geldin kardeşim? Layık olduğun için kalbine meyil. Aklına fikir. Hadi bakalım gelme de göreyim. Kim icraat ediyor? Kim yönlendiriyor? Hadi derse git. Şahsı manevi. Ben sana söylüyorum. Hangisi daha kuvvetlidir? Nizam, bir sana bir söz söylüyorum. Hadi arkadaşlar şunu yapalım, fikir. Ama onu yapmaya içten bir duygun olsa, benim sözüm mü daha tesirli, içerideki duygu mu, fikir mi? İçeriden çalışıyor şahsi manevi. Niye? Çünkü sen zaten şahsi manevi cinsindensin. Senin, ben olan ben, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, benim kalbim diyen o ben olan ben, vücut haricisi yok ki. Ruh mahluktur. Ben olan ben mahluk değildir. Ama şahsı manevi mahluktur. Vücut haricisi var. Realitedir ama atom cinsinden değil. Kör olası cehalet her şeyi göze indirgediği için atom cinsinden görmediğini inkar ediyor. Şahsı manevi her yerde. Mesela hatırına geldi İlyas. Ya bugün erken gideyim ya. Liyakatın vardı. Seni şey, o koyan kalbini meyleden ki dinden de delil yapayım. Sevdirtmese Allah sevemez. Düşündürtmese düşünemez. Niye peki bazısını yapmıyor? Liyakat meselesi. Tesadüf yok. Abes yok. Hikmetsiz yok. Liyakata göre muamele ediyor. Liyakatı ne hak ediyor? Liyakat hak etmek değil de şimdi az, fark, noksan, kusurunu deruhte edersen, acizliğin kadar Allah var olur, fakirliğin kadar ahireti aktif olur, noksanlığını deruhte ettiğin kadar kul olursun. Mesela diyor ki Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim ya Rabbi diyor. Tamam affedildi. Şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın dedi. Şeytan oldu. Bak kusuru deruhte etti, kul oldu. Peki liyakat nedir dedik? Yani
aczimizi, fakrımızı, noksanımızı ve kusurumuzu bilirsek liyakat oluyor. O liyakata göre sen işte daldın, servisten geliyorsun. İşten çıktın, geliyorsun, eve gideceksin. Ya bugün perşembe ya, derse gideyim ya. Tabi git. Gelmemen için 10 tane sebep var. Gelmen için de 10 tane sebep var. Gelmemen için ya yorgunsun ya. Şimdi şeyden bayağı mahkumlarla uğraştın. Bir sürü şeyler götürdün. Değil mi? Ya şimdi çoluk çocuk da zaten görmedi ya. Açım ya. Çalış. Orada 10 dakikada okursam da ibadettir. Zaten çalışıyordum ibadet. Ne vesaire. 10 tane sebebi var gelmemek için. Nasıl geldin? Sana minibüste, serviste kafana fikir, kalbine meyil. Aç olduğun halde inan burada. Arada dersen de bir zeytin ekmek atırız, tamam. O yapıyor. Niye? Kusuru delüfte edince kul oldun. Acizliğimizi ne kadar hissedersek Allah var olur. Fakirliğimizi ebed istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz bu ama fakiriz. Her isteğin cevabı yoksa onun fakiriyiz. Ay'a gitmek istiyoruz, ay'a fakiriz. Elimizde ise bu araba, fakiri değiliz elimizde. Fakirlik nedir? Talep edilen şeyin elde olmamasıdır. Ahiretin fakiriyiz. Nasıl aktif oluyor? O zaman biz ne yapacağız? Vicdan ahireti istiyor. Eğer gay yaparsak o fakirimiz gider. Ha ne demek istiyorum? Acizliğimizi bildik kadar Allah'ı biliriz. Fakirliğimiz kadar ahirete ihtiyaç hissederiz. Kusuru deruhte ettiğimiz kadar ben neyim ya? Hiçbir şey benim yoktu ki. Zaten benim vücudum yok ki. Ruhun arkasında olan ben olan benim. Mahluk bile değilim. Haşa vacip değilim. Mahluk da değilim. Berzah bir şeyim ya. Ben öleceğim, kabire gideceğim. Vallahi ceset kiminse giren de o girecek ya. Kiminse o girsin. Ama bedene ben diyorsan sen de gireceksin. Eğer bedene ben demiyorsan seyrisey çekip gideceksin. Teris olacaksın. Dinde öyle ya. Ruhu cesetten çıkacak. Ceset girdi oraya. Teris oldu ruh. Orada ne işi var? Ama kok mezarlık. Berzah ise nüker mekirin olduğu alem. Burada değil ki. Alemi berzahta. Şimdi hayalin istikbalde hakikaten ben de kabrime girdim. Kabir dar, soğuk, kimsesiz, yalnız. Sonra nüker mekir denilen iki tane zebani dehşetli şeyler hırtlamı söktüler. Bana bir bağırdılar, sesim semalara kadar gitti demedi. İki tane nüker mekir denilen arkadaş geldi, yalnızlığımı giderdi. Üşümem kalktı, dar olan yer genişledi, karanlık olan aydınlandı. Diyor mu Mehmet abi? İki tane arkadaş demiyor mu? Zebani mi diyor? Çok acayip ya. Münis arkadaş diyor abi. Evet, Münis arkadaş. Bu kalçanın derecesi burada mı istiyor? Evet abim ya. Kabre girmek isteyen öbür tesettiye bile dediğim gibi. Abim her şey burada oluyor be. Soru burada soruluyor, cevap da burada veriliyor. Şimdi imkanım var, fırsatım var, haram da karşında. Soru bir, bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bir, iki, YouTube'lara giriyor musun, girmiyor musun? Soru üç, ticarette, kantarda veya mazlum kadın geldi, bilmiyor. Veya ben geldim, Mehmet abi, beyaz eşya. Bilmiyorum. Aha, modası geçmişi, yeni şeyim gibi, ben bilmiyorum. İşte soru bir. Bak dürüst müsün değil misin? Cevap eylemdir. Senin eylemin. Kabirde soru dünyada soruldu. Cevabı da verdin. Kabirde ne yapacaklar? Yazılı kağıdı yüzünü okuyacaklar. Öğretmen de öyle ya. Yazılı yaptığı zaman hemen okumuyor ki. 15 gün sonra. Yani bir haftada sonra yazılı kağıdı okuyan öğretmen pek yoktur ya. 15 gün sonra. Evet çocuklar yazınızı okudum. Herkes duruyorduk değil mi heyecanlı? Ulan kaç aldık acaba diye. Şimdi orada sonucu okuyor. Böyle sordum, böyle cevap verdiniz. Sonuç bu. Soru orada değil, yazılılar yüzümüze okunacak orada. Berzah orası. Mezarlık değil ki. Ama buna ben dersen, işte devam edeyim. Ve cibale evtada ve halaknakum ezvaca ve cehennemekum sumbata. Bir tanesi nerede? Dağları kazık yaptım, sizi eşit yarattım, gece istirahat için yarattım. İşte kopuk kopuk cümleler gibi, aha bak aynı.
Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bizlere bahşettiği hizmet noktasına, feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Ha bu anlatılan şu var ya, ölümün sureti, imanın sureti. Ha bu derste bak kanaat ettin, geldin, bunları duydun. Gelmeseydin mezara cesette girecektin. Kanaat edeceğiz arkadaşlar. İlle buraya kanaat et demiyorum. 5 defa hangi, daha yeni mi geldin? Yeni gelenler için söylüyorum. Git hangi dini cemaat varsa git hepsine, beşer beşer git. Belki ilk gittiğinde sana hitap eden bir dersi olmayabilir. Burası orası. Git böyle hangisine şüpheli? Git bir 5 dersine katıl. Ortalama kanaatın ol. Ona da 5 dersine katıl. Sana uygun bir tanesini tespit ve teşhis ettin mi artık ona kanaat et. İkide bir sorgulama doğrularını. Ve doğru bildiğini de kimseye sorgulama, doğrudan da şüpheye edersin. Acaba yanlış mı yapıyorum? Sen tamam bitti. İkide bir mahkeme yapma. Geçmişi getirme. Keşke bataklığına döner. Tamam kanaat mı ettin hizmete? Daha kanaat et. Daha sorgulama. Acaba yok. İşte diyor ki bu hizmete feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Bak en azından bak kabiri, bak sıyrıldık. O mezara giriyor Ahmet. Ceset oraya giriyor. Ruh çıktı. Ama şimdiye kadar oraya gitti biliyorduk. Ne yapacağız lan oraya girdik. Kefen var. Hatta hoca bile açıyor. Karnımızdaki bağ, kafamızdaki bağ, ayağımızdaki bağ açıyor. Şimdi niye? Dövüşmek gibi mi? Ne olacak peki? Girdik. Hakikaten acayip. Kafir girecek mi? Tabii ki girecek. O kafir oraya girmesi bir şey değil ki. Meselemiz değil bizim de. Onu da hiç sevmiyorum öyle tasvir etmeyin. Biz ruhumuz inşallah çıkacak. Şu anda Allah görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Görüyor mu? Söylettiriyor mu? Söylettiriyor. Rabbim böyle yaptırsın inşallah. Böyle muamele etsin. Rablığının hatırına bize söylettirmişse böyle muamele etsin. Allah'lığın hatırına. Amin. Demek ki kanaat edeceğiz padişahım. Sonra başka bir cümle. Haddinden fazla fevkalade hüsnü zan ve müfritane ali makam vermek yerine fevkalade sadakat, sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onu da telakki etmeliyiz. Cümlede son başka. Ne yapacağız? Birbirimize, eşimize, hizmete ne yapacağız? Böyle uçup kaçıyor benim hocam, abim, abiler falan, şeyhim, ustadım uçup kaçıyor. Tamam üstü zannederiz. Ama insanlıktan çıkartacak, kusur yapmaz gibi, beşeriyetten ki Kur'an, Peygamberimiz Aleyhisselam ona diyor. Sen de onlar gibi bir beşersin. Ama sen onlar gibi bir insansın demiyor. Sen de onlar gibi bir beşersin. Ana babadan doğdun. Et ve kemikten. Beşersin diyor. Ama sen de onlar gibi bir insansın demiyor. Herkes anasından beşer doğar. Sonra zıtların cemi olan celal ve cemali ayrıştırarak farkındalığımız kadar ne kadar yaptıksa insan oluyoruz. Onun için peygamberler beşeriyetten bizi insanlık makamına çıkarmak için gelmiş. Sen de onlar gibi beşersin. Doğru. Şimdi o zaman böyle insanlık beşeriyetten çıkarıp tabii ki üstü zannedeceğiz. Ehli dalalet ustalarına, liderlerine, patronlara nasıl üstü zannediyor? Biz de seveceğiz. Niye? 5-6 tane kusuru dahi olsa 5-6 tane güzel tarafı var. Hüsnü zannedeceğiz ama haddini aşırmayacağız ki. Çok beklenti olursa bu sefer onu bulamayınca inkısara hayale uğrarız. Müfritane, fevkalade hüsnü zannetmek yerine veya müfritane makam vermek, benim abim, ustadım, şefim uçuyor kaçıyor bütün kainat avucu gibi seyrediyor. Yapma diyor. Ne yapacağız? Fevkalade sadakat. Dendi mi kardeşim? Kafanı karıştırma. Sonra hizmete kanaat sebat yapar. Müfritan irtibat. Her şeyde ifrat tefrit yasaktır nizam. Yalnız irtibattan müfritan irtibat diyor. Tek bir bunda gördüm. İfrat. Müfritane ifrat derecesinde irtibat lazım. Çünkü İrtibat bizde tefrit, ifrat denilince vasata geliyor. Ondan. Müfritan irtibat, başka ihlas lazımdır. Onda telakki etmeliyiz.
Çok şükür. Konuyu değiştireceğim. Farklı farklı yapacağız. Çalıştık. Nizam, sen geldin odaya, konuşurken de notları alıyordun da. Hatırladım. 237. Bu da gayrimüteşir. Osmanlıca'dan şey, çok da şey, itidali demi tavsiye eden ustadım şey. Böyle süt gibi kabarma olayların karşısında diyor. Çok çok şey biliyor, çok şeyleri var falan diyor. Öyle de hüsnü zannetme. Yani lazım olanı denk geldim, yazdım işte onları, çevirdim. O kadar yani. Bak abiler. 200 kaç? 37. Sıkıntı olursa evde veya cemaatta şöyle bak. İnsan kusursuz olmaz. İnsan kusursuz olmaz. Rakipsiz de olmaz. Onun için al. İnsan kusursuz olmaz. Kusurlu. Hatta Barla'da ustad kendisi için diyor. Ustadını la yuhdi mi diyor. Yani kusursuz zannetmek, kusursuz zannetmek yanlıştır diyor. Yanlış. Yani şey, kusursuz mu diyor ya? Kusursuz demiyor. Hatasız. Hatasız zannetmek hatadır diyor. Kusur, haşa suizan etmiş oluruz. Bilinen kusur yok. Hatasız zannetmek, hata başka, kusur başka. Başka bir yer okuyorum. 243. 243. Gençler hoş geldiniz. Başka şunu okuyayım. Kardeşlerim, sizde vuku bulan küçük kusurları çok izam etmeyiniz. İzam ne demek? Yok. İzam. Sizde vuku bulan küçük kusurları çok izam etmeyiniz. Büyütmeyin. İzam. Büyütmeyin. Büyütmeyin, çoğaltmayın. Çoğaltmayın. Ya bu hep böyle ya. Mesela yapayım. Ya da gör. Ya bu zaten hep böyle. Değil ya, neyi genelledin ya? Veya bırak ya, tokattan adam mı çıkar? Ben ne yaptın ya? Bir adamın kusurunda şehri genelledin. Nasıl hak dileyeceksin? Mesela sen zaten hep böylesin. Karı koca kavgalarında. Hep zaten hep böyle yaparsın. Yok kardeşim, dün bugün siyasi lider demişti ya. Yalnız ben değil, belki zannediyorum ki hakikata muttali olan herkes tasdik eder ki İsparta ve havalisindeki Risale-i şakirtlerinde fevkalade bir sadakat, sebat ve uhuvvet ve ihlas ve karamanlık var ki nereden biliyoruz? Bu acip zamanda binler esbab-ı fesat ve ifsat içinde vahdetlerini, ittifaklarını, hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyor. Bak gördük. Biz de ona benzeyeceğiz. Ne istiyor bizden? Biraz önce anlattığım imanın sureti, kanuneti, teris olacak falan. Olabilmesi için öyle bedava yok tabii. Hacı babanın böreği bu kadar ucuz değil yani. Fevkalade bir sadakat istiyor. Sebat istiyor. Uhuvvet istiyor. İhlas istiyor. Sıkıntılarda topukların üzerine geri dönmemek ki meal ayette kahramanlık istiyor. Böyle yaparsak bu acip zamanda binler esbab-ı fesat ve ifsat var iken bozmak, bizi kopartmak, birbirimize düşürmek, usandırmak var iken birbirlerimizden, vahdetimizden, birliğimizi bozamıyorlar, ittifakımızı çözemiyorlar, hizmetteki ciddiyetlerimizi, samimiyetimizi rencide edemiyorlar, anlamsızlaştıramıyorlar. Bu kadar fırtınalı hadiseler içinde Risale-i Nur'u muattal bırakmadığını söndürmediniz. Belki öyle parlattırdınız ki bizi de ışıklandırıp gayrete getirdiniz. Şimdi bize bu Kırkan'a, Adana, Misis'e bakan bir cümle. Pek İstanbul'a bakan bir cümle değil. Var ama çok az. Esas bu ovaya bakıyor, bak diyeyim. Ve bilhassa bahar mevsiminde başladı değil mi bahar? Ekim. Şey nerede? Murat Karaman. Bahar. Allah Allah. Bak eğer olmasaydın
Bu sözü söyleyecektin ve havada kalacaktın. Anladım anladım cenazeye şeyim. Ama niçin dedim? Böyle çiftçi traktör deyince seni hatırlıyorum. Bak şimdi. Ne diyor biliyor musun? Şimdi tehlike şimdi. Başladı ya mısır ekmeğe. Bilhassa bahar mevsiminde umumu gaflet başlıyor. Derdi maaşetin verdiği dehşetli bela içinde. Bela şu. Bela. Yani bizi hakikaten koparan her şey. Mesela traktördesin, ezan okundu. Ya şunu da süreyim. Tamam. Abdestlisin, geç oraya. Bitti mi o çizgi? İn aşağı kıl. Ne kadar rahat söylüyor değil mi Hasan? Ama bir de sen binsen oraya. Ya bir daha geçme yani. Bir daha geri dönme. İn aşağıya. İnmezsen arzu oluyor zaten abi. Ne oluyor? İnmezsen arzu oluyor vaktinde. Arzu, arzu ne? Arzu oluyor. Ha traktörde arzu oluyor. Aynen abi. Aferin lan. Bazısında belki de hiç olmuyor. Ama sende arzu olur. Çünkü tokat olur. Beni yataktan düşürdükleri gibi. Bilmez sen de. O zaman görürsün. Vay vallahi ya. 10 dakika yerine yarım saat uğraşıyorum. He ya. Ama ona da çok şükür. Elhamdülillah. Tokat gelmemesi en büyük tokattır. Neye kalıyor? Ahirete kalıyor. Ya zannediyor ki yanıma kar kaldı. Demek ki bilhassa bahar mevsimi gaflet oluyor. Hem de umumi gaflet. Sonra derdi maişetin verdiği dehşetli bela, bela yani bizi hakikaten koparıyor. Böyle kemal-i şevk ve gayretle risalına çalışmak, kış ya, çok güzel oluyor şimdi. O ektik falan, geçen şeydeydim Toprakkale'de, Osmaniye'de. Herkes öyle bir gelenek ve görenek olmuş ki, sanki 3 gün içinde mısır ekilmesi lazım. Ne yapıyorlar biliyor musun bunu? Gece de ekiyorlar. Çünkü o ekti. Ben de ekmek lazım. Şimdi öyle bir şey olunca adam traktörden indi. Derse geldi. Sonra şimdi gidiyorum dedi. Sabaha kadar ekecek. Bana ne getirdi biliyor musunuz? Bak adam sabaha kadar bunu ekecek. Ulan sen bir saat bu dersten sonra kendine risalına zaman ayırabilecek misin? Adam sabaha kadar ekecekmiş. Vay be. Böyle kemal-i şevk ve gayretle Risale-i Nur'a çalışmak hakikaten bir inayet ilahidir. Yani gelebilmek. Misliste niye girdin? Cümleyi söyleyeyim. Böyle kemal-i şevk ve gayretle Risale-i Nur'a çalışmak hakikaten bir inayet ilahidir. Allah'ın bir özelliği var. Onu bulursan arkadaşlar çok harika bir şey var. Kaçıncı sayfadaydı ya? Bulayım böyle de. Bak Allah bize ne yapıyor? Sağ tarafta üstteydi. Buldum. Çok şükür. 221. Gelebilmenin niye gelebildik? Murat. Arkadaşlar, ne ederse, nasıl bu ahir zaman fitnesi çok ifsan. Yollarda ne kadar İtalyan kuyuları var. İtalyan çukurları var. Askerlik yaptık ya, çukurdan çıkmak. Yani bu kadar zor şartlarda televizyon karşısına çık. Cep telefonu, yeni öğrendiğim için söylüyorum. Duvardaki televizyona bağlayıp, orada videoları bırakıp, hakikaten buraya gelebilmenin sebebini okuyorum. Diyor ki, şu nereden alayım şurada? Şurada. Fakat ortadan alıyor. Umumi Allah'ın böyle bir kainattaki tasarrufu içinde külli kanunların tazikinden feryat eden fertlere umumi böyle bir sistem çalışırken, herkes koştururken, dünyayı esas yaparken, mide ve uçkunluğuna tapınırken, kendini ilah edinirken, Kur'an'ın tabiriyle böyle derslere girmek, gidebilmek, bir, inayeti hassa, iki, imdadat-ı hususiye, üç, ihsanat-ı mahsusa.
tecelli ediyor da onda. Demek ki inayat-ı hassa var. Has inayet var. Bunlar normal esmanın tecellisi değil. İsm-i azam tecellileri bunlar. Bütünlük içinde inayet-i hassa, nur talebelir inayete mazhardır diyor. Biraz onlardan da okurum. İnayete mazhardır. Mesela delili nedir? Derse gelebilir mi? Bu kadar ifsat sebepleri içerisinde derslerimizi aksatmadık. Biraz önce dedik ya, biraz önce okuduk ya, bu gerçekten diyor hizmette sebat etmeniz büyük bir inayettir dedi. Bak nerede okumuştum? 243 müydü o? Gerçekten kemal-i şef ve gayretle Risale-i Nur'a çalışmak hakikaten bir inayet ilahiyedir. İnayet. Üç tane şey. İsmi Ahmet. İsim değil, ismi azam tecellisi. Bir, inayeti hassa olduğu için buradasın. İmdadat-ı hususi olduğu için okuyabiliyorsun. İhsanat-ı mahsusa olduğu için namazı bu kadar şefte kılabiliyorsun. İle Rahman-ı Rahim her bir çarenin imdadına yetişiyor. Fesubhanallah ya. Risale-i Nur'un ihlaslı ve sadık şakirtleri her vakit bir hıfz ve inayet altında, daima himayet altında olduklarına şüphe bırakmıyor Mehmet abi. Bir daha, Risale-i Nur'un ihlaslı ve sadık şakirtleri her vakit bir hıfz ve inayet altında ve daima himayet altında korunduğunu şüphe bırakmıyor. Elhamdülillah. Çok şükür ya. En azından çok şükür böyle. En bahtiyar insan kimdir? Hep derim diyeceğim gene. En bahtiyar insan Mahmut. Altında aşağıda Mercedes'i olan, cebinde parası olan, yatı katı atı aşı eşi işi aşı olan değil. En bahtiyar insan Allah ve ahiretle ümitli yaşayandır. Allah ve ahiretle, bak başka bir yer okuyayım. Risale-i Nur her vakit inayete mazhardır diye şükrettik. Bu da 16. İnayete mazhar. Demek ki nur talebeleri inayeti hassa, imdadat-ı hususiye, ihsanat-ı mahsusa yapabilseydim bunu ilahi olarak yazar yapardım. Mahmut sen yaparsın. Ne yaparsın? İnayeti hassa iyi. İyi inayet hassa. İmdadat hususiye o da iyi. Üçü de iyi. İhsanat-ı mahsusa. Ha iki iyi ile başlıyor. İkisi he. İnayet hassa. İmdadat he hususiye. İhsanat me mahsusa. Böyle de ezberlenebilir. Yani çünkü bizim kafa çalışmadığı için ezberi böyle yapıyoruz. İnayeti hassa, imdadat hususiye, ihsanatı mahsusa. Böyle nispet ederek ezberlenebilir abiler. Ama siz daha dinamik ve canlı şeyiniz olduğu için hafızanız. Saat kaç oldu? Tam bir saat oldu neredeyse. Doktor bakma buyur. Bununla alakalı bu neymiş? İsm-i azam. Ne peki var? Fazla diyeceğim. Ne özelliğim var? Kardeşler, her peygamberin ümmetindeki o eksiklik, günah, pislikten kurtarmak için vazifeli ya. O günahları tamirci olarak peygamber göndermiş Allah. Aynı vakitte farklı bölgelere birisi Ürdün'e gelmişse, birisi İran'a gelmiş, birisi Mısır'a, birisi Türkiye'ye gibi. Birisi Hatay'a gelmiş, birisi Adana'ya gelmiş. Muhabere olmadığı için haberleşme, Allah Celle Celaluhu nurunda mahrum etmemek için nerede beşer var? 124 bin peygamber göndermiş. Şimdi bir şey diyeceğim. O peygamberlerin tamirci olarak gelmiş.
ümmetinin hangi günahını tamir ediyorsa, neyle diyor? O peygamber o tamirci esmasına masar. Tamir. Risale-i Nur bu asırda Kur'an adına çıkmış. Kur'an adına her 100 senede bir mücedid geliyor. Risale-i Nur'da bu asır mücedidi. Geçmiş 124 bin peygamberin pislikleri yok mu? Daha gene. He Tamir? Lut kavminin pisliği yok mu? Ad, Semud. Hepsi var abi. Hepsi var. E peygamber lazım tamir için. Peygamber yok. Peygamber yok ama o zaman o peygamber hangi ismi azama mazar ise tamirci de o ismi azama mazar olması lazım. Bana diyorlar ki okulda yetkilisin. Yetkilisin. Yani şey okulun sorumlusun ama yetkin yok. Ha, okuldan mesulsun. Fabrikadan mesulsun. Dershaneden mesulsun. Nizam evden mesulsun. Dükkanda mesul. Ama yetkin yok. Böyle bir şey olur mu ya? Yetkisiz mesuliyet olur mu? Risale-i Nur mesuldur. Yetkisi de var. Nedir o? O peygamberler tamirciliği hangi ismi azamla yapıyorduysa Risale-i Nur da Kur'an adına çıktığı için o isimlere mazhar olması lazım ki bu hizmeti yapsın. İşte okuduk ya bu kadar zor şartlar altına. Peki delili nedir? İşte nasıl izah edeceksin? Maraş'tan, Adıyaman'dan geçen dün akşam, Misis'ten nasıl derse geliniyor? Değil mi? Çok şükür. Çok şükür elhamdülillah. Bu delil. Peki gecenimiz, gündüzümüz Cenab-ı Hak mübarek eylesin. İki cihanı da aziz eylesin. Vefat edenlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Usul ve furularımız kimler vardıysa, geçmişse anne baba evlad yerlerimizden Allah onların da şu anda maide-i Kur'ani olan şu sofradan hisselerin ziyade eylesin. Amin. Mekanların cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Amin. Onların ve bizim İsmet-i İmaniye-i Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Ve bizi bize bırakmasın. Amin. Bizi sureten bir araya getirdiği gibi hakikaten de bizi bir araya getirsin. Amin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Amin. Bizi birbirimize şefaatçi ve delil eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'te masselavat. Bir de sikke-i tasdik-i gaybiyede şu geçiyor. Nizam garibine gidecek bir şey söyleyeceğim. Sikke-i tasdik-i gaybiyede. Senin bu derse geldiğin var ya. Şu anda melaikeler muhabir, gazeteci, ahiretin ceridelerine, gazetelerine, televizyonlarına düşüyor diyor. Usta sikke-i tasdik-i gaybiyede. Ahiretin diyor ceridelerine düşüyor diyor. Ceride gazete. Senin burada derse gelip gelmediğin dedelerin dedesi hepsi görüyor. Ne zaman vefat edeceğini ekranda düşüyor. Yani bu bana ne kazandıracak? Ne söyledim? Ya vefat edince acaba dünya ne olacak ya onları bir bilseydim ya bilmeden gidiyorum. Merak etme ahirete gittin mi? Dünyanın bütün havadisleri oraya düşüyor zaten. Hepsi haberle ceridelerine düşüyor. Eş istiyorsan daha iyi. Mekan istiyorsan daha iyi mekan. Servet istiyorsan sonsuz. Ne istiyorsan dünyadan daha iyi. Eda niye korkuyorsun? Aşın, eşin, işin, yatın, katın, atın en iyi. Allah da diyor ki daha hayırlı diyor. Ceridelerine de düşüyor dünyada. Senden sonra çocuğun torunlar ne yaptığını göreceksin. Ama üzülüp de ver abime. Üzülüp de burayı değiştiremiyorsun. Belki bazen rüyalarına gelirsin ama onu da kale almayacaklar. Şeytan ne diyecekler? Sen şeytan ne diyecekler? Atacaklar seni kenara. Ama ne yapalım? O da imkan olacak. Bırak artık herkes kaderini yaşasın.